Evinize dünyaları sığdıran marka Zel, Pınar Akarsu'yla günlük programını sunar. Zel, artık keyif sürmek daha güzel. Efendim tarihler 5 Mayıs Çarşamba, saatler 13.30'u gösterdi. Bugün bir kez daha Kanal 3 ekranlarında canlı yayınımız Pınar Akarsu ile günlük programımız başlamış bulunmakta. Alanda uzman konuklarımızı sizlerle buluşturacağız demiştik ki onlardan bir tanesi bugün bir kez daha stüdyomuzda konuğumuz. Hemen takdim etmek istiyorum sizlere. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Petek Şarlak Konya bizimle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam kırmayıp geldiğiniz için. Çünkü yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz sizler de sağlık çalışanlarımız olarak. Evet. Nasılsınız? İyisiniz hocam? İyiyiz. Artık iyi değil mi? Gayet iyi olmuş. Alıştık bu duruma. İyiyiz. Evet. Peki İyiyiz. Hocam. Bugün özellikle pandemide neler yaşandı? Pandemi süreci nasıl ilerliyor? Nasıl ilerlemekte? Bunlara değineceğiz efendim. Artık aslında yaklaşık bir yılı aştık herhalde. Bir yılı aşkın süredir pandemiyle uğraşıyoruz. Covid-19 sürecini yaşıyoruz hep birlikte. Maske, mesafe, hijyen hep doktorlarımız, hocalarımız, bilimle uğraşan bütün insanlar aslında bunu söylüyorlar. Ve bizler de uymaya gayreti içerisine giriyoruz ki yasaklarımız da var. Aslında tam kapanma diye söylediğimiz, tabir ettiğimiz ama çoğu bilim insanının tam kapanmayı kabul etmediği süreçlerden bir tanesindeyiz efendim. Bu süreçte neler yaşandı hocam? Özellikle Covid-19 virüsünün çıkışından başlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Siz bir sağlık çalışanı olarak nasıl süreçler yaşadınız bu sürede? Bunları dinlemek isteriz. Oradan başlayalım istiyorum. Öncelikle ilk salgın daha yeni başladığında da konuk olarak programa gelmiştik. O zaman daha Türkiye'de bir vaka yoktu. İlk vakamız 11 Mart'ta Türkiye'de çıktı. İşte yani Mayıs'a, 11 Mayıs'a geldiğimizi, yaklaştığımızı düşünürsek yaklaşık 14 aydır bu salgınla uğraşıyoruz ülke olarak. Bütün dünya aslında uğraşıyor. Aralık ayında dünyada çıktığını varsayarsak 1,5 yıldır dünya bu salgınla uğraşıyor. Daha önce buraya geldiğimizde de neyle karşılaşacağız, nasıl bir hastalık bizi bekliyor, nasıl hastalarımız olacak biz de aslında tedirgindik. Ama şimdi üzerinden bir yıl geçtikten sonra hani geriye bakınca söyleyebilirim ki artık tedavi olarak çok daha iyi bir yerdeyiz. Hastalığı iyi tanıyoruz. Hastalar karşımıza geldiğinde nasıl tedavi vermemiz gerektiğini, nasıl seyredeceklerini öngörebiliyoruz. Artık daha güven, emin adımlarla hastalığa yaklaşabiliyoruz ama aslında bir yılda hiçbir şey değişmedi. Yani korunma önlemleri açısından, uymamız gereken önlemler, almamız gereken önlemler açısından hiçbir şey değişmedi. Hala aynı yerdeyiz. Hala maske, mesafe, hijyen hala aynı şeyleri söylüyoruz. Salgında da çok yol kat edebilmiş değiliz aslında bence. Hani aşıyla birlikte biz Aralık ayında, Ocak ayında ilk aşılamanın başlamasıyla Aralık ayında hani tünelin sonundaki ışık göründü diye aslında mutlu olmuştuk ama her şey beklediğimiz gibi de gitmedi. Yeni mutasyonlar ortaya çıktı. Aşılama beklediğimiz kadar hızlı ilerlemedi. Aşı tedariğinde sorunlar oldu. Mutasyonla beraber aşılardan sonra aşılamaya rağmen pozitif vakalar görmeye başladık. Tabii bir açıdan ekonomi de önemli ülkede. Kapatıyoruz ama açmak gerekiyor tekrar. Hani bu bir hassas denge aslında. Kapatmak gerekiyor ama ekonomi kötüye gidiyor. Birçok iş yeri sahibi, insanlar evine ekmek götürmek zorunda. Ki yani, haklılarda. Haklılarda. Açınca tekrar aşılama yeteri düzeye ulaşamadığı için tekrar başa dönüyoruz. Böyle bir kısır döngüyle gidiyoruz aslında. Şu an 17 günlük bir kapanmadayız. Bu kapanma sonunda bakalım ne olacak? Vaka sayıları düşmeye başladı. Hızlı bir düşüş var değil mi hocam? Evet, hızlı bir düşüş var.
Ya aslında tam bir kapanma değil bu. Siz de aynı fikirdesiniz herhalde. Öyle tabii. Mesela biz geçen yıl sanki bundan daha fazla kapanmıştık. Yani Mart, Nisan aylarında geçen yıl. Sadece hastanede acil servis hizmeti veriyordu mesela. Poliklinikler bir süre kapanmıştı. Şu anda hastanede bütün poliklinikler açık. Hani siz muayene randevusu alabildiğiniz takdirde 3 aydır dizim ağrıyor diye de hastaneye gidebiliyorsunuz şu anda. Bir aciliyet gerekmiyor bunun için. Yine özel sektörde birçok iş kolunun açık olduğunu görüyoruz. İnsanlar toplu taşıma kullanmaya devam ediyorlar. Ben iş çıkışları park yeri bulmakta zorlanıyorum bazen. Evet. Hani tam bir kapanmadan söz etme mümkün değil ama bu kadar kapanma bile vaka sayısında ciddi bir düşüşe sebep oldu. Bunun için mutluyuz ama açıldığında hani bu tekrar yükselişe geçecek diye düşünüyoruz. Öyle mi? Hocam şimdi aslında bekleniyor da bekliyoruz da acaba tam açılma yaşanacak mı? Aslında bugün de bütün televizyon kanallarında konuşulan kısımlardan bir tanesi, sorulardan bir tanesi. Peki bu kısıtlama sonrasında, kapanma sonrasında acaba tam anlamıyla bir kapanma, açılma yaşanabilir mi? Özellikle dediğiniz gibi iş yeri sahipleri de çok fazlasıyla aslında bekliyorlar. Ki haklılar da. Evet. Gerçekten haklılar. Bakalım kapanmadan sonra vaka sayılarında dediğiniz gibi hızlı oranda, hızlı bir şekilde düşüş yaşanıyor. Bu süreçte neler yaşanacak? Aslında hep birlikte izleyip görmüş olacağız. Tabii bizlere burada düşen görevler var değil mi? Halka düşen görevler de var. Şimdi büyük alışveriş merkezleri de 10 ve 17 saatleri arasında açıklar. Fakat bilmiyorum hiç denk geldiniz mi ya da gitmişsinizdir mutlaka ki alışveriş merkezlerine. Diğer günlerden hiçbir farkı yok açıkçası. Sanki aç ve açıkta kalmışız gibi, izleyicilerimiz kızmasınlar ama bana. Yani aç ve açıkta kalmışız gibi herkes yığılmış durumda, alışveriş yapıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani burada ne kadar dikkat ediyoruz ki sosyal mesafe kurallarına acaba? Yani artık kanıksadık galiba salgını. Yani bu en baştaki kadar kimse dikkat etmiyor. Yani herkes artık bununla yaşamaya alıştı. Önlemler de bu, insanlar önlemleri de gevşetti. Çok sıkıldı insanlar, haklılar. Ama kimse sağlık çalışanları kadar sıkılmış olamaz gerçekten. Hani biz... Evet. Biz gevşetemiyoruz. Yani biz bir yıldır aynı tempoda çalışmaya devam ediyoruz. Ne kadar da yorulsak. Hani hepimizin aileleri var ama hani biz artık yorulduk, yıllık izin kullanamıyoruz. Biz bırakıyoruz diyemiyoruz. O yüzden onların da bu önlemleri bırakmamaları gerekiyor. Eğer tam açılma istiyorlarsa, yani maskesiz günler bekliyorlarsa, iş yeri sahipleri eski günlere dönmek istiyorlarsa buna katiyen uymak zorundalar kendileri için. Şimdi 17 Mayıs'tan sonra da tam bir açılma olursa bu yanlış olur düşüncesindeyim. Açılmanın da kademeli olarak açılma olması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha çok daha fazlasıyla aslında dikkat etmemiz gerekiyor açıkçası. Ben şeyi anlıyorum, hani işten çıkanların marketlere yığılmasını anlayabiliyorum belli süre içerisinde ama gün içerisinde evde olan insanların da çok fazlasıyla aslında hani kimsenin olmadığı saatleri tercih etmeleri daha avantajlarını olacaktır. Çünkü kapanmanın amacı bu, mesafeyi korumak. Ama bizler mesafemizi her ne kadar koruyoruz bilmiyorum. Kendi adıma da eleştirilerde bulunuyorum açıkçası hocam. Belki haddim olmayarak ama ciddi manada gerçekten çok fazlasıyla kurallara da riayet etmiyoruz. Ondan sonra vaka sayılarında maalesef ki artışlar da yaşanabiliyor. Neşe hocamla katılmıştınız programa. Evet, o zaman da ilk daha henüz dediğiniz gibi Türkiye'de vaka yoktu. Ama biz hep görüyorduk ki Wuhan'da böyle yerlerde yatan insanlar, ölen insanlar. Ben o zaman da bu soruyu yinelemiştim. Evet. Şimdi o mu yalandı, bu mu, bu süreç mi farklı? Ne diyorsunuz hocam? Öyle süreçler yani yaşandı öyle mı? Yok, yaşanmadı. Yani binlerce hasta takip ettik bu bir yıllık süreçte. Hani hiç böyle birden yolda yürürken düşüp ölen bir insan olmadı. Çünkü o görüntüler doğru değildi. Çünkü burada... Çok panikletmişti. Tabii herkesi çok panikletti. Evet. Ölüm solunum yetmezliğinden... zaman ne oluyor? Yani ani bir ölüm söz konusu değil çoğunlukla. Hani hastalık yaklaşık böyle 2 haftalık bir süreçten oluşuyor. İlk önce virüsü aldıktan sonra bir 5 gün kadar bir inkübasyon süresi. İşte bunu takiben semptomlar hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlıyor önce. Bir boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık, burun akıntısı yoktu artık. Burun akıntısı da görüyoruz. Sanki üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayıp daha sonra hatta çoğu zaman insanlar geçer diye bekleyip test yaptırmaya gelmiyorlar. Grip olduğunu düşünüp de değil mi? Evet, hafif bir nezle, soğuk algınlığı olduğunu düşünüp hastaneye gelmiyor insanlar bu dönemde. Ama bu dönemde bulaştırıcılar aslında. Hani pozitif olsalar izole olmaları gerekir ama işe gitmeye devam ediyorlar, toplu taşıma kullanmaya devam ediyorlar. Özellikle gençler hep böyle geçirebiliyor. Ama belli bir yaşın üzeri kronik hastalığı olanlar
Hastalığın birinci haftasından sonra, yani virüsü vücuda aldıktan 7, ortalama 7-8 gün sonra kötüleşmeye başlıyor. Virüs üst solunum yollarından alt solunum yollarına doğru iniyor ve akciğer tutulumu yapıyor. İşte o zaman asıl sıkıntı başlıyor. Akciğer tutulumu olduğu zaman solunum yetmezliği, solunum güçlüğü, öksürük, yüksek ateş ve oksijen ihtiyacı, hastaneye yatış başlıyor. Biz vefatları da genelde ikinci haftanın sonlarına doğru görüyoruz. Yani yaklaşık 2 haftalık bir seyri yani var. Yani 14 gün yine, değil mi? Evet. Bir gözlemleme süresi var. Evet, şu anda ölüm oranlarımız çok yüksek. Vaka sayısı düşmesine rağmen ölüm çok yüksek. Bunun sebebi de 2 hafta önceki vaka sayılarının ölümlerini biz şimdi görüyoruz. Çünkü hani virüsün seyrinden dolayı bu 60 bin vakaların ölüm sayılarını biz şu anda görüyoruz. Hani şimdiki vaka sayılarının ölüm oranlarını da yaklaşık bir 2 hafta sonra göreceğiz aslında. Evet, inşallah düşüş yaşanır. Yaşanacak. En azından kademeli bir şekilde de mutlaka yaşanacaktır, yaşanacaktır diye düşünüyorsunuz, değil mi hocam? Vaka sayıları da çünkü ciddi derecede azalmaya başladı. Evet. Peki hocam, şimdi özellikle belirtileri, şimdi bizleri izleyen izleyicilerimiz de var. Hepimiz duyuyoruz, doktorlarımızdan hepimiz dinliyoruz. Sürekli aslında pandemi süreci üzerine konuşmalar da yapılıyor ama biz ne kadar çok yayınlarsak o kadar kârdır diye düşünüyoruz. O yüzden şimdi az önce bahsettiğiniz belirtilerinden, şimdi ben bir griple acaba COVID olup olmadığımı ayırabilir miyim bir vatandaş olarak? Ayıramayız. Ayırmak çok zor. O yüzden şu dönemde olan bütün gripleri COVID gibi düşünüp bir sağlık kuruluşuna başvurup test yaptırmak lazım. Bunu ayırmamız çok zor. Hani önceden burun akıntısı olmaz diye bahsediyorduk. Çok burun akıntısı beklemiyorduk. Şimdi öksürük vardı mesela hocam. Öksürük var. Öksürük hala sık görüyoruz ama yeni mutasyonlarla beraber burun akıntısı da görmeye başladık. Normal bir grip gibi görüyoruz aslında. Çok bir ilk etapta bir farkı yok. Tat koku kaybı belki birazcık gripten farklı olarak karşınıza çıkıyor burada. Hani COVID için spesifik diyebileceğimiz, yani tat koku kaybı olduğunda COVID olduğunu yüksek ihtimalle düşündüğümüz hasta grubu, ki bu hasta grubu daha hafif geçiriyor hastalığı, akciğer tutulumu daha az görüyoruz bu grupta. Ama ayırmamız mümkün değil, o yüzden bulaştırıcı da olduğumuzu düşünerek böyle bir durum varsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurup test vermemiz lazım. Testten kaçan birçok insan var. Ben gribimdir, evet geçer, 2-3 güne atlatırım bunu diyen birçok insan var. Dediğiniz gibi sonra halkla temas halinde oluyorlar ve maalesef ki sıkıntılar yaşanabiliyor. Evet. Yaşadığımız en büyük herhalde zorluklardan bir tanesi. En büyük zorluklardan bir tanesi. Evet, kendisi geçirebilir. Belki gençtir, 20 yaşında bir hasta. Test vermese de bunu geçirebilir. İlaç kullanmasa da bunu geçirebilir. Muhtemelen iyileşir. Ama onun bulaştırdığı bir kişi hayatını kaybedebilir. Hani bu çok büyük bir sorumluluk. Bu çok büyük bir sorumluluk. Evet, bunu almamak lazım. Hocam, taşıyıcı olabiliriz dedik. Taşıyıcı olan bir insan hiçbir belirti göstermiyor mu? Yani göstermeyebilir. Özellikle genç hastalar hiçbir belirti göstermeyebilir. Ben mesela geçirdim hastalığı. Hiçbir belirti göstermedim. Yani belki yoğun çalışma temposundan, halsizlik yorgunluğumu çok ona yormadım. Çünkü çok aktif çalışıyorduk, çok yoğun çalışıyorduk. Birkaç gün ağrı kesici içtim, belim ağrıdığı için falan ama ben eşime bulaştırdığımda ve eşim ateşleri pozitif olduğunda geçirdiğimi sonra geriye yönelik testlerle fark ettim. Hani benim gibi hiç geçirdiğini fark etmeyip etrafta dolaşan bir sürü hasta olabilir maalesef. Bu da salgını zor kılan taraflardan bir tanesi zaten. İşte, kontrol evet, edilmesi güç. Burada aşının önemi de aslında biraz sonra soracağız tabii ki aşıdan. Bu arada mutantlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok şeyden bahsediliyor. Aslında soracağımız çok soru var sevgili hocamıza. Şimdi ben şeye tekrar geri dönmek istiyorum. Maske, mesafe, hijyen. Hep doktorlarımızın söylediği 3 altın kural aslında. Evet. Peki insanlar ne kadar uyuyor ve ne kadar uymalıyız? Şimdi ilk zamanlarda tabii ki çok fazla yoktu maske hayatımızda. Evet. İlk biz sizinle konuştuğumuzda da hala sarılabiliyorduk. Hala hoş geldiniz diyebiliyorduk sizlere. Bir de Türk halkı olarak sıcakkanlı insanlarız. Şimdi sokakta gördüğümüz bir insana özellikle sarılmak istiyoruz. Maskesi varsa sarılalım diyenler de var maalesef ki. Siz neler söylersiniz? Yani maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalı mıyız? Bir de tek maske yerine artık çift maske takın diyenler de var. Siz ne söylersiniz hocam? Ben mesela çift takıyorum artık maskelerimde. Bu kural hiç değişmedi aslında. Bu temel 3 kural hala geçerli. Maske, yani açık havada etrafınızda 2 metre mesafede hiç kimse yoksa maske takmanıza gerek yok. Açık havadaysanız. Çünkü açık hava ve kapalı hava arasında bulaştırıcılık çok fark ediyor. Ama kapalı bir ortam, havalandırma olmayan bir ortamda bu yeni mutantlarla beraber
bulaşıcılık çok daha yüksek. Önceden 1 metre mesafe, sosyal mesafe diyorduk. Hep böyle panolarımızda falan 1 metre vardı. Şimdi o 2 metre oldu farkındaysanız. Evet, evet, evet hocam. Çünkü bu yeni mutant virüsler artık çok daha uzaktan bulaşıyor. Daha mı çabuk bulaşıyor bize? Çok daha hızlı bulaşıyor, çok daha uzaktan bulaşıyor. Tek kat cerrahi maskeden bile geçip bulaşabiliyor. Yani aynı oda içinde iki kişi de tek kat cerrahi maskeliyse uzun süre temasta o şekilde bile bulaşıyor. İşte çift maske zaten o yüzden artık söyleniyor, çift maske takalım diye. Ya da özel maskeler var, N95, N99 dediğimiz, bizim hastanelerde kullandığımız. Bunlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklar için kullanılan maskeler. Hani bu maskeler çok riskli ortamlarda, otobüste yolculuk yaparken örneğin uçakta takılabilir. Toplumda açık havada yürüyorsanız tek cerrahi maske yeterli, ama kalabalık ve kapalı bir ortama girecekseniz ya N95 maske, eğer bulamıyorsanız mutlaka çift kat maske takılması lazım. El hijyeni hiç değişmedi zaten. Hani sizde de var, böyle hepimizin çantalarında küçük kolonyalar var. Artık bu bizde bir alışkanlık oldu sanki. Hiç farkında olmadan kolonya yapıyoruz zaten sürekli elimizde, sürekli dezenfekte ediyoruz. Evet, bu alışkanlık oldu sanki. Hocam eskiden de zaten yok muydu? Yani ailelerimiz, hani misafirler geldiği zaman kolonya. Kapıdan girince hemen bir kolonya yapılırdı. Aslında biliyorlarmış yani virüsleri temizleme, her ne olursa olsun, illa Covid hayatımızda olduktan sonra tabii ki hayatımıza girmedi kolonyalar, ama yani en azından eskilerde büyüklerimiz de yapıyorlarmış bunu. Evet, dışarıdan geleni ellerini dezenfekte etmek amacıymış aslında. Bu sene zaten influenza gibi diğer grip virüsleri de çok az görüldü. Çok daha az gördük bence bu sebepten. Evet. Yani bunu alışkanlık haline getirirsek bundan sonra hep bütün solunum yolu virüslerini daha sık görebiliriz. Kolonya, maske, mesafe. Ama dediğim gibi mutasyonlu virüslerle maske ve mesafe işi biraz daha zorlaştı. Yaza giriyor olmamız bir avantaj. Açık havayı daha çok kullanıyor olacağımız için. Bu bir avantaj. Tabii dışarıda yürüyorsak maskelerimize gene dikkat etmemiz gerekiyor. Sizin bahsettiğiniz hiç kimsenin olmadığı alanlarda, tabii, değil mi hocam? Tabii doğada kendiniz yürüyüş yapabilirsiniz. Kimsenin olmadığı yerlerde açık havada yürüyüş yapabilirsiniz. Açık havadan gelip size bulaşacak bir şey değil. Ama 2 metre mesafeyi koruyamadığınız durumda, hatta daha fazla 2-3 metre mesafede birisi olduğu durumda ve kapalı ortamda mutlaka çift maske ya da dediğim gibi özel koruyucu maskeler takmak lazım. Çünkü eski Wuhan tipi virüs neredeyse artık giderek azaldı. Mutant virüs daha baskın hale geldi şu anda. Gördüğümüz pozitiflerin çoğu mutasyon artık. Mutasyon daha baskın hale geldi. O yüzden kurallar değişti artık. 1 metre, 2 metre oldu. Belki tek kat cerrahi maske etmeyecek artık. 2 kat cerrahi maske olacak. Biraz daha zorlaştı yani işimiz. Hocam peki havada asılı kalma olayı? Havada asılı kalmadığını kabul ediyorduk biz. Evet. Önceki virüsün. Evet. Ama bu virüsün işte kolay bulaşma sebebi de o. Bu yeni, hani yeni mutant virüsler bir miktar havada asılı kalabildiği. Mesela daha önce 1 metreden yakın ve 10 dakika, 15 dakikadan uzun konuşmalarda bulaştığını düşünüyorduk. Ama şu anda 2-3 dakika bile bunun için yetiyor. Hani artık kurallar biraz daha katı o yüzden. Oo, evet, daha dikkatli olmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi 2 metre mesafeyle de bulunmamız gerekiyor. Peki efendim, şimdi bununla alakalı tartışmalar da yaşandı. Maskelerin koruyuculuğunun önemiyle alakalı. Yani işte maskeler ilk virüs ortaya çıktığında çok daha pahalıydı. Daha sonra daha uygun fiyatları almaya başladık. Evet. İşte ne tarz maske kullanalım, hangisi daha sağlıklı, hangisi daha sağlıksız diye. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Şu an aldığımız maskeler bizi koruyabiliyor mu? Ne kadar koruyor? Meltborne tabakası denen bir tabaka var maskelerde. Onun olması gerekiyor mutlaka. Maskelerin kutularının arkasında bir barkod var. Evet. O barkodu okuttuğunuz zaman bir barkod okuyucuya, eğer bu maske kayıtlıysa, yani kontrolden geçtiyse bunu kullanabilirsiniz. Ama bazen görüyorsunuz barkod tarattığınızda maske kutusu kayıtlı değil. Hani bu kontrolsüz bir maske. Hani ucuz diye bunu tercih etmemek lazım. Mutlaka o barkodu okutup onaylı olan maskelerden seçmek lazım. Ama nasıl olsa 2 kat takıyorum ya da 3 kat takıyorum deyip de tercih edenler de var hocam. Yine 2 kat da taksanız o şekilde hiçbir faydası olmaz. Olmayacak. Tam tersi zararı bile olabilir. Daha nem tutar maske, daha ıslak olur. Virüsün bulaşması için daha kolay ortam bile sağlayabilir. Hocam siz şimdi, biz birçok örnekte gördük aslında. Sizler sağlık çalışanları olarak işte maskelerin yüzünüzde yaptığı yaralar, gözlüklerinizin, koruyucu siperliklerin yüzlerinizde yaptığı yaraları gördük. Bizler dayanamıyoruz tabii ki.
İşte hemen hele ilk zamanlarda daha fazla ciddi derecede dayanamıyorduk. Evet. Hemen ağzımızı açıyorduk, maskeleri çıkarmaya gayret ediyorduk. Şimdi biraz daha tabii bir sene geçtiği alıştık. İçin üzerinden alıştık. Evet, hatta maskesiz eğer adım atabiliyorsak bir düşünüyoruz, eyvah maskem yok, nerede maskem diye böyle bir endişeye kapılabiliyoruz. O yüzden sağlık çalışanları olarak nasıl süreçler yaşadınız? Zor süreçlerdi mutlaka ki ama... Ben dinlemek isterim açıkçası. Evet, gerçekten çok zor günlerdi. Yani şöyle son bir yılı böyle düşündüğümüz zaman çok zordu gerçekten. Yani ama yüzümüzde oluşturdu maskenin izi falan, onlar hiç aklınızda kalan şeyler değil ama. Ailelerinizle görüşemediniz bir müddet değil mi? Evet, ailelerimizle görüşememek, hiç yıllık izin almadan izinsiz çalışmak. Hastanedeki hastalar için üzülüp hani çabalayıp elinizden bir şey gelmediğini görmek. Yani çünkü gerçekten... tıbbın da çaresiz kaldığı bir hastalık aslında. Elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz ama bir yere kadar, bir yerden sonra ne yapsanız faydası olmuyor ve hastayı kaybediyorsunuz. Yani bu açıdan çok üzücü bir hastalıktı gerçekten. Ben enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Hani bizde tedaviler küratiftir. Yani antibiyotiği verirsiniz, hasta iyileşir. Ama bu hastalık gerçekten değişik bir virüs hastalığı. Viral hastalıklar hep zaten böyledir ama elimizde sadece favipravir diye kullandığımız bir ilaç var. Etkinliği tartışmalı, başka verebildiğimiz bir ilaç yok. Oksijen tedavisi veriyoruz. Destek tedavi aslında, plazma tedavileri. Ama tamamen hastalığı iyileştirecek, seyrin durduracak bir şey yok maalesef elimizde. O yüzden çok çaresiz kaldığımız günler oldu, yoğun bakım yeri bulamadığımız günler oldu. Salgının kontrolden çıktığı zamanlar, şu an çok şükür hani o günlerden daha iyi iyiyiz, düzeydeyiz. Değil mi? Daha iyi düzeydeyiz. Yani servis yatak, yoğun bakım yataklarımız full değil. Hani yoğun bakım yeri bekleyen hastalar yok. Acil servisler dolup taşmış durumda değil. Şu an çok daha iyi bir yerdeyiz o günlere göre. İnşallah o günleri bir daha hiç görmeyiz. İnşallah hocam. Bir nefes aldım, ben de derin bir nefes aldım. Umarım hepimizin tek istediği, ümidi ondan yana çünkü. En azından bayramı da çünkü ailemizden uzakta geçireceğiz, yakınlarımızdan uzakta geçireceğiz. Evlerimizde kalmamız gerekiyor. Herkes evinde. O yüzden inşallah bayramdan sonra şöyle sarılabileceğimiz günlere en kısa sürede bir an önce ulaşmış oluruz. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra ben şeyi de sormak istiyorum. Tedavi yöntemlerini aslında tam anlamıyla hangi tedavi yöntemleri uygulanıyor? İnsanlar korkuyor da. Birçok tartışma da yine vardı bu konuyla alakalı. İlaçlar ne kadar sağlıklı ve kullanılmalı diye. İşte ilaç verildiği zaman ilacı tüketmeyen birçok insan vardı. Evet. Bu konuda sıkıntı yaşayan birçok insan oldu. Ve tabii ki şu anda gündemimizde olan tek şey aşı. Evet. BioNTech, Sinovac, hangi aşıyı vurulmalıyız? Hangisinin yan etkisi daha az? Hangisi daha iyi? Yeni bir aşımız daha gelecek Rusya'dan, değil mi? Evet, Rus aşısı var. Bununla alakalı bakalım konuşmamıza devam edeceğiz. Müsaadenizle kısa bir ara verelim. Efendim kısa bir ara, aranın hemen sonrasında ikinci bölümde buradayız. Evinize dünyaları sığdıran marka Zell'in sunduğu Pınar Akarsu'yla günlük programı devam edecek. Zell, artık keyif sürmek daha güzel. Evinize dünyaları sığdıran marka Zell'in sunduğu Pınar Akarsu'yla günlük programı devam ediyor. Zell, artık keyif sürmek daha güzel. Efendim kısa aran hemen sonrasında birlikteliğimize ikinci bölümümüze devam ediyoruz. Sevgili hocamız bizimle birlikte demiştik. Hemen bir kez daha takdim edelim. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Petek Şarlak Konya hocamız bizimle birlikte. Pandemide neler yaşandı? Pandemi süreci nasıl ilerliyor? Artan vaka sayıları vardı, tam kapanma yaşandı. Vaka sayılarında düşüş görülüyor ama ölüm oranları hala yükselişte. Aslında konuşacağımız birçok konu var. Sevgili hocamıza sorularımızı yöneltmeye de devam edeceğiz. Şimdi hocam en son belirtilerinden bahsetmiştik aslında.
Hala belirtilerini gizleyenler de var. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim tabiri caizse. Gribim, soğuk algınlığım var muhtemelen. Virüs değilimdir diye düşünenler var. Şimdi bu belirtiler ortaya çıktıktan sonra işte baş ağrısı değil mi hocam? Baş ağrısı hala vardı. Şu an devam eden baş ağrımız var. Evet. Burun akıntımız eklendi mutantlardan sonra. Ve tat koku da hala koku var kaybı. Değil mi hocam? Evet, onu kaybımız da görüyoruz hala var. Onlardan sonra tedavi süreci nasıl ilerliyor? Onları da bir dinlemek isteriz sizden. Şimdi bu belirtiler var. Hangi belirtiler oluyor? İsterseniz tekrar bir yer verelim onlara. Ondan sonra tedavi sürecine geçelim. Bir kas eklem ağrısı ile başlıyor önce. Bütün vücudum ağrıyor, halsizliğim var diye düşünüyor. Soğukta kaldım diye düşünüyor bazı insanlar. Daha sonra boğaz ağrısı buna eşlik edebiliyor. Baş ağrısı eşlik edebiliyor. İshal bazen eşlik edebiliyor. Tat koku kaybı bunun hemen arkasından gelişebiliyor. Öksürük olabiliyor. Yüksek ateş olabiliyor. Bunlar en sık gördüğüm semptomlar. Bunlarla test yaptığımızda eğer hasta pozitif gelirse o zaman biz hani ya yatırmak ya da ayaktan tedavi etmek konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Hasta bazında değerlendirerek işte yaşı, cinsiyeti, altta yatan hastalıkları, kan tablosu, kan değerleri yatışa karar verirsek hastayı hastaneye yatırıyoruz. Ama ayaktan büyük bir çoğunluğunu, hastaların büyük bir çoğunluğunu ayaktan evde tedavi veriyoruz. Ayaktan tedavi verdiğimiz tek bir ilacımız var. Favipravir isminde. Tek bir seçeneğimiz var. Aslında hastaneye yatan hastalara da biz aynı ilacı veriyoruz. Ama hastaneye yatış kararı verirken hastanın oksijen desteğine ihtiyacı var mı? Akciğerlerinde bir etkilenme var mı? Altta yatan ciddi bir hastalığı var mı? Sürekli kullandığı ilaçları var mı? Bunlara göre karar veriyoruz. Hastaneye yatan hastaya da favipravir tedavisi yine başlıyoruz. Bu bir antiviral bir ilaç. Daha önce koronavirüs değil başka bir viral hastalıkta kullanılmış. Japonya'da kullanılmış. Şu anda biz koronavirüs için kullanıyoruz. Bu 8 tablet biliyordur çoğu kişi kullanmıştır ya da duymuştur. 8 tane galiba peş peşe içiliyor evet, değil mi? Evet, aynı anda 8 tane içiyorsunuz. Sonra bir 12 saat sonra 8 tane daha içiyorsunuz. Bu çoğu kişiye çok geliyor. Hani bunu söylediğimiz zaman bize tamam deyip evde kullanmayan çok hasta olduğunu ben biliyorum. Evet hocam. 8 tane içtiğinde kendisine zarar vereceğini düşünüyor bu ilacın. İçmeyenler de var bir de. İçmeyenler de var. İlacı alıp içmeyenler de var. Ama biz bunu verirken hani o hasta o ilacı kullanabilir mi, kullanamaz mı? Bunu değerlendirerek veriyoruz zaten. Eğer hekim uygun görüyorsa kullanmasını mutlaka kullanması gerekiyor. Bu 8 tablet olmasının sebebi hani doz koronavirüs için hazırlanmış bir ilaç değil bu. Daha önce başka bir viral hastalıkta hazırlanmış. Ama koronavirüs için uygun olan doz bu. Yani bu da 8 tablete karşılık geliyor. Sıfırdan oluşturulmuş bir ilaç olsaydı belki 8'i birden tek tablete sıkıştırılabilirdi. Ama bu ilaç daha önce bulunan bir ilaç olduğu için, şimdi bu hastalıkta kullanıldığı için ve bir yükleme dozu gerektiği için 8 tablet almak gerekiyor. Bir yan etkisi olduğu zaman hastalar kolaylıkla bize ulaşabiliyor, başvuruyor zaten ki biz bugüne kadar ciddi bir yan etki görmedik bu ilaçla ilgili 8 tabletle beraber. Evde de 8-8 başlayıp sonra 3-3 devam edip toplam 5 gün tedavi süresi var. Hastaneye yatırdığımız hastalarda biz bunu 10 güne kadar uzatabiliyoruz. Altta yatan bir akciğer tutulumu görüyorsak yine oksijen destek tedavi veriyoruz hastanede. Plazma tedavileri var, steroid tedavileri var. Hastanın akciğer durumuna göre, kan tablosuna göre tedavi etmeye çalışıyoruz. Elinizdeki seçenekler bunlar. Çok da ilaç açısından bir gelişme olmadı aslında bir yıl boyunca. Aslında ilk önce hidroksiklorokin diye bir sıtma ilacıyla başlamıştık. Rehberde ilk o vardı. Favipravir yoktu o zamanlar. Daha sonra o ilacın hiçbir faydası olmadığı gösterildi. Kullanımdan kalktı. Şu anda klorokin hiç kullanmıyoruz. Artık tamamen bu antiviral ilacı kullanıyoruz. Antiviral ilaçların tamamı için böyledir aslında. İnfluenza yani mevsimsel grip için de böyle. Antiviral tedaviye ne kadar hızlı başlarsanız o kadar fazla etkisini görürsünüz. İlk 72 saatte başlarsanız maksimum etkiyi o zaman görürsünüz. İnfluenzada da öyle. İlk 3 günden sonra artık tedavi başlamanın çok bir etkisi olmayacağını düşünürüz biz. O yüzden bu ilaçta da ne kadar erken test yapılır, ne kadar erken tedavi başlanırsa hastanın ilerlemesi o kadar çabuk önlenebilir. O yüzden erken tanı ve hekimin verdiği tedaviye uyum önemli. Peki hocam şimdi bahsettiğiniz bu belirtilerin hiçbiri olmayıp da vücudunda kırgınlık hissetmeyip de ilaçları kullandıktan sonra yakın çevremizden duyduğumuz kadarını söylüyorum ben. Ben yakalanmadım herhangi bir virüse ama
bilmiyorum, belki dediğiniz gibi taşıyıcıyız, onu da bilmiyoruz, farkında değiliz ama ilaçlara başladıktan sonra çok ciddi şekilde ağrılar yaşayan insanlar da oldu. Bence ve ondan sonra ilacı seyridir. Hiç doktoruna söylemeden kesenler de oldu. Yok, hiç sen, yani hastalığın seyrinde zaten ağrıları olacaktır bence. İlaçla üst üste çakıştığı için ilaca bağlı olduğunu düşünmüştür. Yani bu ilacın belki mide rahatsızlığı yapabilir 8 tane birden içtiğiniz için. Bazen karaciğer enzimlerinde hafif yükselmeler görüyoruz ama kontrol edemeyecek düzeyde değil. Tedavi bitince kendiliğinden düşüyor. Onun dışında böyle bir ateş yapma, kaseklem ağrısı yapma, böyle bir yan etkisi yok. Bu antiviral, yani virüsü öldürmek için, durdurmak için kullanıyoruz biz bunu. Tam tersi bir şekilde etki etmesi mümkün değil. O zaman işte gene halk arasında yanlış bilinen şeylerden bir tanesi değil mi? Kesinlikle mümkün değil. İlacı aldım, ilaçtan sonra bu tarz ağrılarım ortaya çıktı. En fazla mide şikayeti olabilir, hani 8 tablet içtiği için. Mide koruyucularla kullanılabilir ama yok, ilacın böyle bir yan etkisi yok. Peki efendim, tedavi yöntemlerini de dinlemiş olduk hocamızdan. Şimdi aşılama süreci, aşıdan bahsedelim isteriz hocam. Neler söylersiniz aşıyla alakalı? Hala aşı günü gelip de aşıya gitmeyenler de var, aşıya inanmayanlar da var. Siz ne söylersiniz? Çok üzücü aslında bunları duymak. Çünkü o kadar zor ulaşılabilir bir şey ki, o kadar kıymetli ki aşı bizim için. Bu hakkınız olup da aşıyı bekliyorduk çünkü değil mi? Aşıyı bekliyorduk ve hala aşıyı bekleyen birçok insan var. Yani buna karşı aşı sırası gelip de aşı olmayan, belki uzmanlar tarafından bilgilendirilmeleri lazım. Kulaktan dolma şeylere inandıkları için olmuyorlar. Bilgi eksikliğinden olabilir. Yoksa aşı olmamak için hiçbir sebep yok. Ve bu salgının bitmesinde başka hiçbir yolu yok. Yani toplumun %50'sinden fazla, %60, %70'i aşılanmadıkça bu salgın hiçbir zaman bitmeyecek. Yani biz bununla yaşamaya devam edeceğiz. Bütün dünyada aşı tedariğinde sorunlar var. Yani bizim de beklediğimiz hızda aşılayamadık belki. Ama yine şanslı ülkelerdendik tabii, değil mi hocam? Tabii yine şanslı ülkelerdendik. Evet. Sağlık çalışanları çok hızlı aşılandılar. 65 yaş üstüne sonra hemen hızlıca aşı başlandı. Sonra aşı tedariğinde bütün ülkelerin sıkıntısı var. Bütün ülkeler zor alıyor aşıları. Çünkü dünyanın ihtiyacına yetmiyor üretim kapasitesi aşıların. Ve sürekli yeni aşılar üretilmeye çalışılıyor. Biz Çin aşısını ilk başta tercih ettik. Yani anlaşmalar o yöndeydi muhtemelen. Sinovac, Çin aşısı ilk önce ülkemize geldi. Biz sağlık çalışanları, ben de, biz Sinovac'la aşılandık. Daha sonra yaklaşık 20 milyon doz yapıldı diyebiliyorum Sinovac. Son 1 milyon doz falan da BioNTech. Toplam biz yaklaşık 22 milyon doz aşı yaptık Türkiye olarak. Hani çok eksiğim güzel olmasın. Az bir rakam değil aslında. Evet, gerekli yine ama aşımız az bir rakamda değil, aşılanmamız. Evet, 22 milyon doz yaklaşık aşı yaptık ülke olarak. Çift doz aşı gerekiyor. Neden hocam? Çünkü aslında bu hani hangi yani aşı yaptığınızda yani tek doz yeterli değil mi? Yeterli değil. Hangi aşı olduğuna da bağlı. Mesela bu Sinovac aşısı, yani biz onu kullandığımız için ondan bahsediyorum. Bu inaktif bir aşı. Yani ölü bir virüs aşısı. Bu aşının ilk dozdan sonra etkinliği yeterli değil. İkinci dozdan sonra bile etkinliği düşük. İlk dozu alıyoruz. Daha sonra ikinci dozu alıyoruz. İkinci dozdan iki hafta sonra kanda bir antikor seviyesi yükselmeye başlıyor. Ki bu bile çok yüksek değil. %60-%70'lere varan oranlarda. Evet. %50 olduğunu bile söyleyen çalışmalar var. Yani bu ne demek? Aşılanan iki kişiden birisi, üç kişiden birisi tekrar virüse yakalanabiliyor. Vücutta antikor oluşmayabiliyor. Ya da düşük, daha düşük. İmmün sistemi daha düşük uyarıyor ölü aşı olduğu için. Tek doz o yüzden kesinlikle yeterli değil. Hatta ikinci dozdan 6 ay sonra belki bunu yapılan çalışmalar belirleyecek. Antikor düzeylerine bakarak karar verilecek. Tekrar bir hatırlatma aşısı gerekebilir, üçüncü doz. Hatta bu işte mevsimsel grip aşısı gibi, biz bunu her sene belki olacağız tekrar. Grip aşısı gibi mesela, evet, değil aynı. Mi daha önce? Bu grip aşısıyla aynı teknoloji, ölü aşı. Biz yıllardır biliyoruz zaten, bildiğimiz bir aşı bu. Grip aşısı da ölü virüs aşısıydı. Bu da ölü aşı. Nasıl grip aşısını her sene tekrar oluyoruz. Aynı şekilde bunu da eğer Sinovac için söylüyorum. Her sene tekrar olmamız gerekecek eğer Sinovac olursak. Diğer aşılar da mRNA aşıları var. BioNTech, Pfizer'ın. Evet. Şimdi bizde de şu anda kullanılan gelen aşılar. Bu aşı immün sistemi daha güçlü uyarıyor. Daha güçlü bir immün sistem yanıtı oluşturuyor. Daha güçlü bir cevap oluşturuyor aslında vücutta. O yüzden ilk dozdan sonra bile bu antikor seviyeleri Sinovac'a göre daha hızlı yükseliyor ve daha çok yükseliyor. İkinci dozla bunu iyice pekiştiriyorsunuz.
Yani %90'lara yakın bir koruyuculuk oranından bahsediliyor BioNTech çalışmalarında. Yine Moderna var, Amerika'nın kullandığı, bizde yok. Ama bizim şu an kullandığımız BioNTech, Sinovac'a göre daha güçlü ve daha hızlı bir immün yanıt oluşturuyor. Hı hı. Yani vücudu daha çok uyarıyor, daha çok antikor oluşturuyor. Yeni gelen aşılarımızdan bir tanesi zaten. Sinovac ilk vurulan aşılardan bir evet, tanesiydi. Evet, BioNTech işte yaklaşık 1 milyon doz falan uygulandı ülkede diyebiliyorum. Bu aşı biraz daha yan etkisi fazla olduğu için çok tercih edilmiyor halk arasında, öyle duyuyorum ben. Ama bu yan etki de korkulduğu kadar çok değil, yani çok nadiren nedir alerjik. Nedir hocam yan etkileri, yani aşıların? Bizim bahsettiğimiz alerji değil ama bu alerji. Şimdi hiç alerji geçirdiniz mi diye sorsanız toplumun yarısının bir alerjisi olmuştur. Bizim bahsettiğimiz alerji bu değil. Ciddi anafilaksi dediğimiz, hani solunum yetmezliğine kadar götürebileceği bir şok tablosu aslında bahsettiğimiz alerji. Böyle bir öyküsü olan hastanın belki diğer Sinovac'ı tercih etmesinin daha doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ama onun dışında bu aşının hani hafif alerji geçiren insanlarda kontraindikasyon yapılmaması gerekiyor. Böyle bir şey yok. Bu aşı da gayet güvenli. Bu gördüğümüz yan etkiler de hani 10.000'de bir, milyonda bir görülen yan etkiler ve bu aşılar hastane şartlarında yapıldığı için zaten orada hemen bir alerji geliştiği durumda, yani anafilaksi bir şey geliştiği durumda müdahale edilebilir. Hı hı. Aşıları yaptıktan sonra yarım saat hastaneden ayrılmamasını söylüyoruz hastalara bütün aşılar için. Bu durumda, alerji durumunda müdahale edilebilir. Kaldık için aşısının içinde de mesela alüminyum var. BioNTech'in içinde alüminyum yok. Çin aşısına karşı, alüminyuma karşı da alerjiniz gelişebilir. Yani neye karşı alerjiniz gelişeceğini önceden kestiremiyoruz. Bu bir alerji, bir BioNTech tercih etmeme sebebi olmamalı. Yani ciddi bir anafilaksiden bahsetmiyorum. Hafif alerjik durumlar BioNTech tercih etmeme sebebi olmamalı. Zaten hastanede kontrol altında yapılıyor aşılar. Gayet iyi bir etkinliği var şu an. %90'a yakın bir antikor yanıtı sağlıyor, koruyuculuk sağlıyor BioNTech aşısı. Hı hı. Şimdi Rus aşısı geliyor, Sputnik V aşısı. Evet. Bu da hatta Türkiye'de bir ilaç firmasıyla anlaşıp burada bir fabrika kurulup Türkiye'de üretileceği konuşuluyor. Belki böyle olursa daha hızlıca aşılanacağız, daha kolay aşılanacağız. Ulaşabiliriz aşıya. Bu bağışıklık için %50 oranın üzerine belki daha kolay çıkabiliriz. Çünkü ne kadar geç çıkarsak, ne kadar bu aşılanma süremiz uzarsa o kadar çok insanı kaybediyoruz. Yani her gün 300-350 insan ölüyor. Aslında düşündüğünüzde her gün bir uçak düşüyor. Yani öyle düşünün. Evet. Ne kadar kötü bir şey çok yani. Ciddi rakamlar. Her gün kaç tane otobüs kazası oluyor. Bir an önce hızlıca aşılanmamız lazım. Çünkü bu kapanmalar kalıcı bir çözüm değil. Kapanmalar bitip tekrar açıldığımız zaman, temas tekrar başladığı zaman vaka sayıları tekrar hızlıca fırlayacak. Bunu fırlamaması için büyük bir çoğunluğun aşı olması lazım. Bu Rus aşısı da vektör aşısı dediğimiz, bu da bu ikisinden daha farklı bir teknolojiyle hazırlanan, bu da daha farklı bir aşı. Üçü de birbirinden farklı. Bu da Sinovac'a göre daha güçlü bir immün yanıt oluşturuyor. Antikor oluşturma oranı, koruyuculuk oranı yine yüksek olduğundan bahsediliyor. Bu aşının da çok önemli, ciddi bilinen bir yan etkisi yok yapılan çalışmalarda. Güvenli bir aşı, etkili bir aşı. Hani bunu da olmakta bir sakınca yok aşı geldiği zaman. Olmak isteyen kişiler için. Peki tercih ederken nasıl tercih edelim? Evet hocam, aslında en çok evet, sormam gereken sorulardan bir tanesi. Herkesin çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Bizler de şimdi basın çalışanları olarak evet. Bize de aşılama çıktığı için ben şanslı olarak görüyorum kendimi. Ama birkaç arkadaşım mesela öncesinde vurunmakta acaba vurunsak mı, vurunmasak mı, acaba Sinovac mı, BioNTech mi diye çok böyle... şey oldu açıkçası, handikap içerisinde kaldık hepimizde. Acaba hangisini tercih etsek bilemedik de, fakat işte yan etkileri hangileri, işte Sinovac'ın daha az yan etkisi oldu, BioNTech'in daha fazla yan etkisi oldu. En son ben Sinovac'a karar verdim zaten, vurundum. İkinci doz, teşekkür ederim hocam, ikinci doz aşımda dün itibariyle vurulmuş oldum, aşılandık. Yani aşılamanın önemini ben buradan söylemiş olayım izleyicilerimize de lütfen. Sizler de bir an önce aşı sıranız geldiyse lütfen aşınızı vurunun. Aşıdan kaçmayın. İnanmayan insan, inanmayan kesim çok fazlasıyla var çünkü maalesef. Ama dediğiniz gibi bu kapanmaların bitmesi için de hepimizin de aşılanması gerekiyor. Evet. Peki biz şimdi Sinovac'ı mı tercih edelim, BioNTech'i mi? Birçok yerde de tartışma konusu. Hangisini tercih etmemiz gerekiyor? Sinovac'ın yan etkileri neler? BioNTech'in yan etkileri neler? Onları dinlemek isteriz sizden. Aslında ilk önce en hızlı ulaşabildiğiniz olmak lazım. Yani
şu an Sinovac yok. İşte BioNTech ulaşabiliyorsanız onu. Sinovac ulaşabiliyorsanız onu. En hızlı hangisine ulaşabiliyorsanız onu. Şimdi bir de şöyle bir durum da var hocam. Randevu aldığınız zaman e-nabız üzerinden randevu Hı-hı. almanız gerekiyor. Hı-hı. E-nabız üzerinden randevu aldığınız Hı-hı. zaman ya aile hekiminiz karşınıza çıkıyor evet. ya da devlet hastaneleri karşınıza çıkıyor. Devlet hastanesi size iki şık sunuyor. Evet. Sinovac aşısı mı olmak istersiniz, BioNTech aşısı mı olmak istersiniz? Aile hekiminizde sadece Sinovac aşısı olabiliyorsunuz. Evet. Bir de o var. Aslında tercihimize bırakılmış bir durumda da. Evet, şu an tercihe bırakılmış bir durumda. BioNTech daha özel koşullarda saklanması gereken bir aşı. Daha özel buzdolaplarında, işte uygulamasında bazı özellikler var. O yüzden sadece hastane şartlarında aşısı öyle saklanabildiği için oralarda yapılıyor. BioNTech daha güçlü bir immün yanıt oluşturduğu için vücutta, özellikle mesela kendi immün yanıtı daha düşkün olan hastalar, diyelim kanser hastaları mesela, ileride kontrolsüz bir şeker hastalığı olanlar, HIV hastalığı olanlar, diyaliz hastaları, böbrek yetmezliği hastaları, siroz hastalar, bu bahsettiğim hasta grubu hep zaten kendi immün sistemi daha düşkün olan, bağışıklık sistemi daha düşkün olan ya da bağışıklık sistemini düşkün yapacak bir ilaç kullanan işte kanser hastaları gibi. Bunların bağışıklık sistemi zaten düşkün olduğu için aşının verdiği yanıtla antikor oluşturamayacaklar ya da daha düşük bir seviyede oluşturacaklar. O yüzden biz vücudu daha güçlü bir şeyle uyarmamız lazım. Ben özellikle bu hasta grubunun BioNTech tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten immün yanıtları düşkün. Yani genç sağlıklı bir hasta kadar antikor zaten oluşturamayacaklar. Bağışıklıkları daha düşük de diyebiliriz değil mi? Daha düşük, evet. Evet, bağışıklıkları daha düşük. Biz vücudu uyarıp antikor oluşturmayı amaçlıyoruz aşıda. Sinovac'ın daha düşük bir antikor oluşturma oranı var BioNTech'e göre. Zaten immün yanıtları düşük. Bir de daha düşük bir antikor oluşturan aşıyla aşıladığınızda cevap veremiyor. Aşıya karşı antikor oluşturamıyor bu hastalar. O yüzden bu hastaların, bu immünsüpresif grup hastaların, saydığım risk grubu hastaların özellikle BioNTech aşısı olması belki daha uygun olabilir. Ve BioNTech aşısında aşıdan sonra böyle bir halsizlik, kırgınlık, bir üst solunum yolu enfekt, bir grip geçiriyormuş gibi bir durum, ateş, bunlar Sinovac'a göre daha sık. Evet. Daha sık görülüyor. Yani ben bunları yaşamak istemiyorum. Ben hiç bir şey hissetmek, yani tabii ki Sinovac'ta da olabiliyor ama BioNTech'te biraz daha yüksek. Böyle düşünen hastalar da Sinovac tercih edebilirler. İkisi de çok iyi aşılar. Yurt dışına çıkışlar için de özellikle BioNTech'i tercih edenler de oldu. Sinovac değil dünyada BioNTech. BioNTech kullanılıyor. Yani Sinovac kullanılan çok fazla ülke yok. Brezilya var. Hani Avrupa, çok fazla Avrupa ülkesi yok, Amerika ülkesi yok. Onlar hep BioNTech kullandığı için Sinovac'la ilgili yapılan çalışmalar da daha az. Çin'de yapılan çalışmalar daha az, daha kısıtlı veri var. BioNTech daha çok yapılmış çalışma var. Daha çok ona güvendikleri için galiba uluslararası yolculuklarda o aşı şartını arıyorlar. Ama o aşıya ulaşamayan insanlar da var. Evet hocam. Yani BioNTech olamayanlar var. Onlar yurt dışına çıkamayacak mı o zaman? Yani bunu bir düzenleme gelir, gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir an önce o zaman aşılanmamız gerekiyor hepimizin birden değil mi hocam? Yani en azından aşıdan kaçmayalım. Aşıdan kaçanlar da var ya, onlara neler söylersiniz? Eğer aşıdan kaçarsak karşıtı olanlar, bu salgın bitmeyecek. Yani hep böyle yaşamak istiyorlarsa, böyle yaşamaktan memnunlarsa aşı olmasınlar. Ya kimse böyle yaşamaktan memnun değil artık. Ya herkes eski hayatına bir an önce dönmek istiyor. Evet. O yüzden hepimizin bu artık bir bizim görevimiz, yurttaşlık görevimiz aşı olmak. Ben öyle düşünüyorum. Hepimiz el birliğiyle bu salgını bitirmek zorundayız. Herkes aşısını olsun ve gerçekten hani korkulacak ciddi bir yan etki. Dünyada 1 milyardan fazla aşı uygulandı. Korkulacak çok ciddi bir sıkıntı hiçbir aşıda görülmedi. Bilim insanlarının sesine kulak versinler diyorum kesinlikle, ben. Kesinlikle hocam. Peki hocam, şimdi birkaç ülkede de maskeler artık çıktı. İsrail'de evet. de çıktı. Diğerini tam hatırlayamayacağım ama maskelerden artık kurtuldular. Ne evet, söylersiniz? Evet, ne Amerika'nın kadar güzel görüntüler vardı. Evet. Çok güzel görüntüler. İsrail, tabii nüfusu çok az İsrail'in. Yani İstanbul'dan belki daha az bir nüfusu var. %60'ını aşıladı İsrail toplumu ve BioNTech'le aşıladı. Etkinliği yüksek bir aşıyla aşıladı. %60 da çok iyi bir oran. Böyle olunca tabii önlemler gevşetildi. Eski hayatlarına bir miktar dönebildiler. Yine İngiltere böyle.
İngiltere yine toplumun büyük bir kısmını aşıladı. Evet. Ve bu aşılamayı yaparken de çok ciddi bir kapanma getirdi İngiltere. Çok uzun süre kapandı ve çok ciddi kapandı. Yani bizim böyle kapandığımız gibi değil. Hem kapanma hem de aşılama çok hızlı sürünce İngiltere de artık bunu neredeyse atlattı diyebiliriz. Amerika'nın birçok eyaleti de böyle. Canlı konserler de veriliyor evet, artık. Evet, maske. Amerika'nın bazı eyaletlerinde de maske zorunluluğu kalkmış. Onlarda da yine %60'ın üzerinde aşılanma oranları var. Benim bir arkadaşım var orada yaşayan, 25 yaşında. Yani kendisi isterse gidip ücretli aşısını alıp yaptırabiliyor. Yani aşıya ulaşmak orada o kadar kolay. Biz burada sıra bekliyoruz. Evet. Bu biraz da ülkelerin kendi mali durumları ile ilgili. Tabii Amerika hem kendi aşısını üretiyor hem Almanya'dan aldığı aşıyı kullanıyor. Orada aşılama oranları tabii ki çok yüksek. Onlar da salgında bayağı epey yol kat ettiler. Darısı bizim başımıza. İnşallah bir an önce bize de kapanmadan haricinde bu kadar sıkıntıyı yaşadık hep birlikte sıkıntı diyoruz ya. İnşallah o süreci atlatırız ve bir an önce de böyle maskesiz günlere bizler de koşarız sevgili hocam. Konuşacağımız daha çok konu var. Mutant virüslere geçeceğiz. Onların yayılımı daha hızlı ilerliyor dediniz. Tedavi süreçlerine geçeceğiz. Nelere dikkat edilmeli, insanlar nelere dikkat etmeli? Bunların hepsini konuşacağız. Kısa bir ara verelim. Son bölümde tekrar burada olacağız. Evinize dünyaları sığdıran marka Zell'in sunduğu Pınar Akarsu'yla günlük programı devam edecek. Zell, artık keyif sürmek daha güzel. Evinize dünyaları sığdıran marka Zell'in sunduğu Pınar Akarsu'yla günlük programı devam ediyor. Zell, artık keyif sürmek daha güzel. Efendim kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize son bölümümüze artık devam ediyoruz sevgili hocamızla birlikte. Özellikle aşıdan bahsetmiştik, aşının önemine değinmiştik sevgili hocamızla. Hocam gelen sorularımız da var. Özellikle ben yan etkilerini sormak istiyorum. Sinovac mı, BioNTech mi? Hangisini seçmeliler? Çünkü bize dediğimiz gibi az önce de bahsetmiştim. Devlet hastanesinde iki şık sunuluyor aslında. Hı hı. Sinovac mı tercih etmek istiyorsunuz yoksa BioNTech'i mi tercih etmek istiyorsunuz diye. Bu konuyla alakalı endişe içerisinde olan izleyicilerimiz var ve özellikle yan etkilerini soran izleyicilerimiz var. Neler söylersiniz? Bir onları dinleyelim sizden. Aşıların yan etkileri bu aşılardan önce influenza, grip aşısının da diğer çocukluk aşılarının da hepsinin çok ciddi olmayan ama ufak tefek yan etkileri her zaman var. Mesela kolda kızarıklık, şişlik olabiliyor bazen. Hı hı. O kol birkaç gün ağrıyabiliyor. Aşı olduktan sonra bir ateş, hafif bir ateş görebiliyorsunuz. Bu ateş dediğimiz de bizim tıbbi olarak ateş dediğimiz, biz 37.8 derecenin ateş diyoruz. Hani böyle vücudunu ölçüp 36.5-37 dereceyken benim ateşim var diyenler, öyle hissedenler olur. Biz buna ateş demiyoruz. Bizim normal vücut ısımız 37.3 dereceye kadar normal vücut ısımız. 37.3-37.8 arasında bir subfebril ateş, yani ateş öncesi dönem, ateşin çıkacağını anladığımız dönem. 37.8, yani 38'in üzerine çıkınca da biz buna ateş diyoruz. Hı hı. Aşılar ateş yapabilir, böyle yan etkileri olabilir ama genelde kısa sürer. Bir ateş düşürücüden sonra hemen kendiliğinden geriler. Günlerce süren ateş olmaz. Dediğim gibi kolda kızarıklık, ağrı olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer bulgular, özellikle bu BioNTech aşısından sonra bana da çok geri dönüş olarak geldi. İşte hastalar çok halsiz hissediyorlar, birkaç gün yatanlar oluyor, baş ağrısı çekenler oluyor. Yani sanki grip olmuş gibi halsiz, güçsüz hissediyorlar kendilerini. Bu BioNTech'te daha sık gördüğümüz bir durum.
Sinovac'ta ben de Sinovac oldum. Hiçbir şey hissetmedim. Hiçbir yan etkim olmadı. Birazcık hafif benim kolumda ikinci dozdan sonra birazcık bir hafif kol ağrısı oldu. Kol ağrısı. O da kendiliğinden geriliyor. Hı-hı. Kolayca gerilebiliyor. Yani biz zaten bütün aşı yan etkilerini biz bildiriyoruz. Aşı yan etki bildirimi yapıyoruz aşıdan sonra. Her yan etki bildirin hastaya bir form doldurup bunu Sağlık Bakanlığı'na gönderiyoruz ve bütün Türkiye'den Sağlık Bakanlığı bu verileri toplayıp bir yan etki profili oluşturuyor aşılarla ilgili. Bütün dünya yapıyor bunu aslında. E diyorum ya, dünyada hani 1 milyar doz bir sürü çeşit aşı uygulandı şu güne kadar. Çok ciddi bir çok ciddi bir problemle karşılaşmadık hiçbir aşı açısından. İkisini karşılaştırdığınızda evet, alerji yani anafilaksi gelişme, işte birkaç olguda yüz felci bildirildi. Dediğim bu grip benzeri semptomlar BioNTech'te evet birazcık daha fazla. Ama o zaman BioNTech'in de antikor oluşturma gücü daha fazla. Yani da %90'lara varan bir oranla vücutta daha yüksek bir antikor oluşturuyor. Yani hastalıktan daha iyi korunma sağlıyor diyebiliriz aslında. Sinovac da tabii bir korunma sağlıyor. Ama Sinovac'ınki %50-%60'larda kalan bir korunma oranı. Birazcık daha düşük. Ama bir yan etki de beklemiyoruz Sinovac'ta. Şimdi mutantlara zaten aşıların etkinliği giderek düşüyor. Yani asıl sorun bu. Yani bizim bu bahsettiğimiz aşıların hepsi, Rus aşısı, BioNTech, Sinovac, diğer aşılar, AstraZeneca, Johnson & Johnson aşısı, hepsi ilk Wuhan'da çıkan koronavirüs tipine karşı oluşturulmuş aşılar. Bu yeni mutantlarla beraber aşıların içine bir şey eklenmedi. Yani bunlar hala ilk çıkan koronavirüse ait aşılar. O yüzden mutasyon çıktıkça bazı aşıların bazı mutantlara karşı etkinliği de düşüyor. Mesela hani İngiliz mutantına etkin olduğu söyleniyor aşıların. Bununla ilgili daha mutantlar yeni görülmeye başladı. Aşılar da yeni uygulanıyor. Çok fazla yapılmış, çok güvenilir çalışmalar yok. Ama gözlemlere göre mesela Güney Afrika mutantına karşı aşıların etkinliği bayağı düşüyor. Yani iki aşının da, BioNTech'in de Sinovac'ın da etkinliği bayağı düşüyor. Yine biz iki aşıdan sonra İngiliz mutantıyla pozitif olan bir sürü hasta görüyoruz hastanede. Sağlık çalışanlarından da görüyoruz. Yani iki doz Sinovac sonrası pozitif olarak gelen, iki doz Sinovac'tan yeterli süre geçtikten sonra bahsediyorum. Yani hemen sonra değil. Biz bir iki hafta geçmesini bekleriz antikor cevabının başlaması için. İki hafta mı geçmesi gerekiyor? Evet, iki hafta sonra. Şeyde biraz daha hızlı. BioNTech'te ilk aşıdan sonra da, hatta tek aşı yeterli mi, iki aşı mı olmalı şeklinde tartışmalar var BioNTech'te. Çünkü tek doz aşıyla bile gayet güzel bir antikor seviyesi var. Ama sonuçta hani bütün çalışmalar iki doz olması gerektiğini destekleyecek şekilde. Sinovac'ta zaten öyle bir tartışma yok. Hani onun her halükarda inaktif aşılarda evet çift doz olması gerekiyor. İngiliz mutantına karşı etkinliği kısmen olsa da mesela o %90'lardaki oran daha düşük. İşte Sinovac'taki %60-70'lerdeki oran daha düşüyor. Güney Afrika mutantına karşı iyice düşüyor artık bu aşıların etkinliği. Bu aşılar eski aşılar çünkü, eski virüse karşı. Hem bir yandan mutasyon gelişiyor, hem bir yandan aşı etkinliği düşüyor, hem bir yandan aşılama yavaş kaldığı zaman salgın kontrolden çıkılamaz bir hal alıyor. Hindistan'da da görülen durum o durum işte şu anda. Mutasyonlarla başı dertte. Oranın sağlık sistemi de çok bizlerle karşılaştırılamayacak düzeyde. Yani 1 milyardan fazla insan yaşıyor Hindistan'da. Böyle olunca kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak da mümkün olmuyor. Hastaneler kapasitesini aşmış durumda. Evet. Başka bir mutasyon orada baş göstermiş durumda. Yani Güney Afrika mutantı ve başka bir mutantın İkisinden de bir şeyler içeren yeni bir mutant tuş oluşmuş durumda şu anda orada. Hatta çifte mutant falan da deniyor. Bu yeni bir mutasyon. Bu mutasyon çok daha hızlı yayıldığından bahsediliyor ama daha öldürücü olduğu ile ilgili bir kanıt yok. Bunun için Hindistan'dan çalışma yapılması lazım. Daha yayınlanmış bir veri yok benim bildiğim kadarıyla. Hindistan'daki vakaları toplayıp aşıyı, onların da kendi bir aşısı var. Kendi ürettikleri bir aşı var. Ve bu hani belki en yeni aşının mutasyona karşı üretilmiş bir aşı bu. Kendi yerel aşıları kullandıkları. Ne kadarın aşı etkili, ne kadar hastaya aşı etkisiz, bir çalışma verisi
çıkarmaları lazım ki bizim oradaki durumu, oradaki virüsün daha hızlı yayılıp yayılmadığı konusunda bir fikir sahibi olalım. Ama orada konuşan hocalar, toplantılar, onlardan aldığımız bilgilere göre oradaki virüsün daha hızlı yayıldığı ama daha öldürücü olmadığı, öldürücülüğünün artmadığı ama bulaşma hızının arttığı yönünde bilgiler bu şekilde. Artık Türkiye'de de var zaten Hint mutantı. Hocam nedir mutant virüs? Yani daha mı ölümcül seyrediyor? Daha ölümcül seyretmiyor. Yani İngiliz daha mutantı için de öyle. Güney Afrika, Brezilya bir sürü mutasyon çıktı. Yani bu virüsün evet. yapısını değiştiriyor aslında. Birkaç protein yapısını değiştiriyor aynı virüs. Yeni bir mutasyon oluyor. Ama hiçbirinin daha öldürücü olduğuna dair bir kanıt yok şimdiye kadar. Hani belki bu iyi haber. Ama daha bulaşıcı olduğuna dair kanıtlar var. İşte bu yüzden biz de çift maske, daha uzak mesafe, 2 metre mesafe gibi önlemleri almak zorunda kaldık. Hint mutantı da İstanbul'da saptandı. Sağlık Bakanı açıklamıştı. Şimdi kapanma haberiyle beraber İstanbul Anadolu'ya yayıldı. Muhtemelen Hint virüsü de Anadolu'ya yayılmıştır diye düşünüyorum ben. Eyvah eyvah. Şimdi biz normal virüsle mücadele ederken dediğiniz gibi aşılama bu doğrultuda giderken mutant virüslerle de karşı karşıyayız. Bu mevcut aşılar bu Hindistan'dan gelen mutant virüse karşı ne kadar etkili olacak? Bunları henüz bilmiyoruz. Zamanla göreceğiz bunları. Ama Türkiye'ye geldiğini artık daha hızlı yayıldığında söyleyebiliriz. Çünkü çok hızlı, zaten çok hızlı bulaşıyor. Ve hani bu kapanma haberinden birkaç gün önce insanlar yollara çıktı, sahil kesimine gitti, biliyorsunuz trafikler oluştu. Şimdi mesela okullar kapandı. Bizim üniversitede okuyan öğrencilerimiz artık okula gelmemeye başladılar. Mesela tıp fakültesi öğrencileri. Bunlar hep memleketlerine döndüler. Buradan bir oraya gidiş oldu. Oradan buraya geliş oldu. Aslında bir çalkalanma oldu Türkiye'de. Herkes yer değiştirdi. Bizim bu sokağa çıkma kısıtlamasındaki amacımız aslında yer değişikliğini önlemek. Hani şehirler arası kısıtlamanın amacı da oydu. İnsanlar şehirden şehire geçemesin, oldukları şehirde kalsınlar. Hareketi engelleyelim, temas engelleyelim, amaç oydu. Ama daha bu yasak başlamadan zaten temas etti herkes birbiriyle. Otobüsler ek sefer düzenledi. Otobüslerde yer kalmadı. Ki bu bahsettiğim virüsler otobüs içinde kapalı ortamda, o kadar kalabalık bir ortamda çok çabuk, çok kolay bulaşabilecek bir virüsler. Bakın 17 Mayıs'tan sonra bunların etkisini görürüz belki. İnşallah bu süreci güzel bir şekilde atlatmış oluruz. Nelere dikkat edelim efendim peki mutant virüsten korunmak için? Özellikle 2 metreden bahsettiniz, sütt maskelerden bahsettiniz. Yaz anlayamıyoruz da görmüyoruz, gözümüzle de görmüyoruz evet, maalesef görmüyoruz. Ki ne olduğunu da bilemiyoruz. Açık hava, artık havalar da güzelleşiyor. Kapalı ortamda bulaşmamaya dikkat edelim. Yani eğer bir kapalı ortamdaysak da cam açalım. Karşılıklı hava akımı sağlayalım yani, havalandırma sağlayalım. Kapalı ortamlarda bulunmayıp açık ortamda olmak aslında en önemlisi. Daha sonra işte kolonyalarımızı kullanmaya devam edeceğiz hala. El dezenfektanlarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Maske, cerrahi maskeler takıyoruz. İşte 4 saatte bir maskelerin değiştirilmesi gerekiyor. 4 saatte bir. 4-6 saatte bir cerrahi maskelerin değiştirilmesi gerekiyor. Biz de hastanede bir alta N95 dediğimiz özel maskelerden takıyoruz. Üstüne bir kat daha normal cerrahi maske takıyoruz. Ve üstteki cerrahi maskeyi 4 saatte bir değiştirip yenisini takıyoruz. Alttaki maske kalıyor. Bu N95 maskeler hani pahalı maskeler olduğu için onları tek kullanımlık at kullan şeklinde değil. Hani kendisi N95 kullanan insanlar da böyle yapabilir. Üstüne bir cerrahi maske kapatıp 4 saatte bir onu değiştirerek o N95 maskeyi bütün gün kullanabilir. Çok zorunlu kaldılar bir otobüs yolculuğu, bir uçak yolculuğu, hani bir şey gerektiğinde de hani tek kat cerrahi maskeyle yola çıkmamak lazım. Bulaşı engellemez. Mümkün olduğunca hiç böyle yolculuklar yapmamak lazım. Yer değiştirmemek lazım. Ben en son ne zaman uçağa bindim hatırlamıyorum. En son ne zaman uzun bir tatile gittim hiç hatırlamıyorum. Yani böyle olmadan da yaşanabiliyor. Herkes yaşayabilir öyle. Evet. Evet. Hep buradaydınız. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor açıkçası. Peki efendim şimdi yoğun bakımlarda doluluk oranlarından hep bahsediliyor. Şu an durum nedir? Burada nedir? Afyonkarahisar'da nedir son durum? Bizim kendi üniversite hastanesi olarak COVID hastaları için ayırdığımız bir kapasite var. Yani full kapasite COVID çalışamıyoruz. Yani çok daha yoğun hasta kabul ettiğimiz, yer ayırdığımız zamanlar oldu. Kasım, Ekim, Kasım, Aralık zamanı gibi ama
Bir de bu COVID hastaları dışında diğer hasta grubu var. Yani aslında bu da kanayan bir yara, yani bu da çok önemli. Şimdi bu dönemde kanser hastaları kanserleri çok ilerlemiş olarak başvuruyorlar hastaneye. Gelmek de takipsiz kalmışlar, istemiyorlardı. Gelmemişler, virüsten korkmuşlar. Ama bu bir yandan da kendi hastalıkları ilerlemiş. Yani ölümcül kendi hastalıkları da ilerlemiş. Bu hastaların da bir şekilde hizmet alması gerekiyor. Yine acil olmayan ameliyatlarını erteleyen bir sürü hasta var. İşte fıtık ameliyatı, prostat ameliyatı gibi. Acil değilse olmayayım, acil değilse olmayayım diye. 1,5 sene geçti üzerinden. Artık bu insanlar da tedavi almak istiyorlar. Covid dışında bir hasta grubu da var. Onlara da hizmet vermemiz gerekiyor. Onların da ameliyatlarının sürmesi gerekiyor. O yüzden Covid hastalarını ayırdığımız bizim 2 tane servisimiz ve yoğun bakımımız var. Şu anda full kapasite değil. Yani %60, %70 gibi bir doluluk oranı var. Yer bulmakta sıkıntı yaşamıyoruz şimdilik. Devlet hastanesi de böyle bildiğim kadarıyla. Şu anda Afyon'da bir yer sorunu yok. Peki efendim, şimdi şeyi de sormak istiyorum. Gelen sorulardan bir tanesi bu. Özellikle Covid hastalığını geçirdikten sonra rahatsızlık geçiyor ama hala etkisini görenler var. Evet. Söyleyenler de var. Ne kadar süre ilerliyor bu? Ne kadar süre görecekler ya da devam mı ediyor? Artık pozitif değiller, negatife dönmüşler ama yine de devam ediyor rahatsızlıkları. Aslında bu hastalık ilerlemesi olarak değil de hani virüsün vücutta oluşturduğu şeyler devam ediyor. Yani virüs vücutta saptamıyoruz. Artık test negatif çıktıktan sonra virüsü vücutta saptamıyoruz. Ama virüsün hastalık sırasında oluşturduğu şeyler devam ediyor. Mesela tat koku kaybı çok uzun sürüyor. Yani 3 ay, 6 aydır tat koku kaybı olan insanlar var. Bu da hayat kalitelerini çok bozuyor. Koku almıyorlar 6 aydır insanlar. Evet, pişen evet, yemeğin evet, kokusunu evet. almıyorlar. Çamaşır suyla temizlik yapıyorlar, kokusunu almıyorlar. Yemeklerin tadına tam varamıyorlar. Bu da çok zor bir durum. Bazen de post covid dediğimiz işte covid sonrası ağrılar, halsizlikler, çabuk yorulma, bunlar da çok hastalar arasında şikayet geliyor. Bunları da çok duyuyoruz. Yine bazı kalpte ritim bozuklukları geliyor. Fibrilasyon dediğimiz, bazı taşikardiler dediğimiz, hani kardiyoloji uzmanlarından destek alıyoruz bunun için. Bazen ilaç başlamamız gerekiyor. Bir de covid vücutta çok fazla tromboza, yani kanda pıhtılaşmaya eğilimle seyreden bir hastalık. Çok fazla pıhtı oluşturarak hastalık seyrediyor. Zaten ani ölümleri de biz yoğun bakımlarda bundan görüyoruz. Pıhtı, emboli dediğimiz durum. Bu COVID iyileştikten sonra da bu pıhtılaşma durumu bir süre daha devam edebiliyor. O yüzden biz kan sulandırıcı tedavileri de hastalık iyileştikten sonra da bazı hastalarda bir süre uzatıyoruz. Belki 3 ay, 6 ay daha uzun süre bu anti pıhtı ilaçlarını verdiğimiz hastalar var. Masum bir hastalık değil COVID. Yani sonrası da var. Yani iyileştikten sonra devam tamamen ediyor, ne olacağını bilemiyoruz. Bazen kalp krizi geçiriyor hasta, COVID 3 ay önce geçirmiş. Kalp kriziyle kaybediyorsunuz ya da akciğere pıhtı atıyor, böyle geliyor. Biz bu dönemde gelen altta yatan, hani daha önce geçirilmiş bir COVID olduğunda acaba hep COVID sonrası bir şey mi diye düşünüyoruz, aklımıza geliyor. O yüzden en iyisi hiç geçirmeyip aşı olmak. Değil mi? Aşının önemi burada bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Getirmekle bitmiyor bazen. Kesinlikle hocam. O zaman son olarak ben size son söylemek istediklerinizi de hemen alayım sizden. Genel bir toparlama yapacak olursak neler söylersiniz izleyicilerimize? Şu anda vermek istediğim en önemli mesaj, şu anda kapanmadayız da. Bu kapandıktan sonra her şeyin normal olup hayatımıza normal bir şekilde devam edeceğimizi düşünmeyelim. Hani bu kapanma çok bir şey değiştirmeyecek hayatımızda. Belki kısmen bir rahatlama sağlayacak, vaka sayıları düşecek. Yaza biraz daha rahat gireceğiz. Ama önlemlere uymadığımız, maske, mesafe, hijyen kurallarına uymadığımız sürece tekrar 60 binli vakalara çıkmak çok kolay. En önemlisi de aşı olmak. Şu anda hani Sağlık Bakanlığı müthiş bir çaba içinde aşı temin edebilmek için. Aşı sırası gelen herkes hiç geciktirmeden, o aşı bu aşı beklemeden hangi aşıya ulaşabiliyorsa hızlıca o aşıya olmasını öneriyorum ben. Aklında soru işareti kalanlar, soracak soruları, aşıyla ilgili tedirginlikleri olanlar, aşı poliklinikleri gece 12'ye kadar açık. Gece 12'ye kadar aşı olabiliyor insanlar. Yani bu çok büyük bir konfor aslında. Çünkü bir de hani şu an Ramazan, oruçluyken evet, aşı vurulalım diye düşünen izleyicilerimiz oluyor. İftar sonrası da açık aşı poliklinikleri. Aşı polikliniklerinde görevlendirilmiş gece 12'ye kadar orada olan hekimler var. Bütün sorularına cevap verebilirler, bütün aklındaki takılanları rahatlatabilirler, giderebilirler. Zaten alerji, herhangi bir riske karşı orada hekim var, müdahale edilecek. Aşıdan bir yarım saat sonra hastayı orada bekletiyoruz.
Aşı olmamak için hiçbir sebep yok. Salgının tek çıkış yolu aşı. Ben onu söylemek istiyorum. Başka türlü kurtulamayacağız. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben ayağınıza sağlık, ederim. Kırmayıp geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Efendim, bugünlük de artık biz de Raylan Süre'nin sonuna geldik. Güzel ve keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle yarın bir kez daha aynı saatlerde, saatler 13.30'u gösterdiğinde Kanal 3 ekranlarında canlı yayınımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Evinize dünyaları sığdıran marka Zell, Pınar Akarsu'yla günlük programını sundu. Zell, artık keyif sürmek daha güzel.